Ruhum da yaşlandı. Duygularımı bile hissedemiyorum. Her şeyi karıştırıyorum. Birçok şey gözümün önünden silinip gidiyor. Yorma kendini baba. Öksürüyorsun. Ama bir yer var aklımdan hiç çıkmıyor. Gelibolu mu? Onca yıl başımı her yastığa koymuşumda film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Biliyoruz baba. Neredeyse her gün anlattım. Ama şimdi... Sözümü kesme. 1915 yılından beri herkesten, hatta annenizden bile gizlediğim bir şey getirdim oradan. Ama artık ölüyorum. Saklamanın bir anlamı kalmadı artık. Tavan arasında, eski bir sandığın içinde. Gidin getirin bana onu. Bu olmalı. Bakalım neymiş bu güzel bir şey. ...1915 yılında kesilerek Gelibolu'dan Avustralya'ya götürülen bu kafatası ...10 yıllar sonra Türkiye'ye getirilmiş ve omuz omuza savaştığı arkadaşlarının yanına gömülmüştür. Şimdi izleyeceklerimiz işte bu kahramanlar. Vatanları için her şeylerini feda eden bu yiğitlerin efsaneleşen direnişinin öyküsüdür. Aslında her şey Troya'da başladı. Doğudaki bereketli toprakları
ve zengin şehirleri ele geçirmek isteyen Akalılar, Paris'in Helena'yı kaçırmasını bahane ederek Troya'ya saldırırlar. Agamemnon komutasındaki Akalarla Troya'nın savaşı yıllarca sürer. 10 yılın sonunda cin fikirli Odysseus'un aklına gelen plan, savaşın Akalılar tarafından kazanılmasını sağlar. Plana göre tahtadan bir at yapılacak ve içine askerler saklanacaktır. Sonra bu at Troya surlarının dışına bırakılarak kuşatma kaldırılacak, Troyalılar savaş atı, savaş ganimeti sayıp içeri alınca da atın içine saklanan askerler gece çıkıp 10 yıldır dışarıdan açamadıkları kaleyi içeriden açacaklardır. Kurtulamazsak burada ölürüz. Kurtulsak bile Agamemnon bizi affetmez. Kapıyı açmaktan başka çaremiz yok. Ben çıkıyorum. İşaretimle gelin. Kapı açıldı. Koş haber ver. Hector'un ölümüne dökülen gözyaşları Çanakkale'nin sularına karışmıştır. Bu Çanakkale'nin sularına karışan ne ilk ne de son gözyaşıdır. Bir sabah vahşice daldılar sularımıza. Demirden, çelikten gemileri, ölüm kusan silahları, topları, tüfekleri, 7 düvelden askerleri vardı. Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a varmak, namlularını payitahtın yüreğine sokmak hançer gibi, sonra da her şeyimize çöreklenmek diyecekler. Binlerce yıl önce istilaya gelen ataları gibi, Akalılar gibi hırslı, kindar ve kibirli. Görünürde askeri bir manevraydı yapılır. Rusya Almanya'nın karşısında zorlanıyor. İngiltere ve Fransa da boğazları geçerek müttefikleri Rusya'ya yardıma koşmaya çalışıyor. Ama boğazlar Osmanlı'nın elinde. Osmanlı da savaşta Almanya'nın yanında. Dolayısıyla boğazları zorlayarak geçmekten başkaca çareleri yok. İngilizler Çanakkale Boğazı'ndan geçip Ruslara yardıma gittiklerinde Balkan devletlerinin İtilaf devletleri safına geçeceğini düşünüyorlardı. Ve Ruslara yardıma gidildiğinde Polonya cephesinden Almanları sıkıştırmak mümkün olacaktı. Ve savaş 1916 yılında bitebilecekti. Ama madalyonun diğer yüzü başka gerçekleri de gösteriyordu. Aslında şimdi yapılan saldırı, önceden yapılmış bir paylaşmanın hayata geçirilme çabalarından başka bir şey değildi. Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Avrupalı devletler dünyayı paylaşmaya başlamışlardı bile. Epeydir toprak kaybeden. Eski parlak günlerini özleyen Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları da paylaşmadaki aslan payını oluşturuyor. Şüphesiz Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu henüz işlenmemiş doğal kaynakların bu paylaşımda çok büyük önemi var. Ve bu anlamda Bağdat Demiryolu gerçekten Avrupa rekabetini tırmandıran en büyük imtiyaz olarak karşımıza çıkıyor. Bunu fark eden Osmanlı İmparatorluğu'nun ittifak çabaları İngiltere, Fransa ve Rusya'nın başkentlerinde itibar görmüyor. Osmanlı İmparatorluğu sanki özellikle Almanya'nın kucağına, yani karşı safa itiliyordu. İngiliz Deniz Bakanı Winston Churchill,
daha 20 yıl önce yazdığı hikayede Çanakkale'yi nasıl işgal edeceğini anlatıyor. Daha 1895'te Birmanya'da, bugünkü Myanmar'da bir gazeteci olarak görev yaptığı yıllarda Savrola diye bir hikaye yazıyor. Bu hikayeyi Londra arşivlerinde buldum, okudum ve çok enteresan. Adeta 1915 Çanakkale Harekatı'nın bir senaryosu gibi. Önceden yazılmış bir senaryosu gibi. Bakın yıl 1895, Churchill Savrola'yı yazıyor. Aynı Çanakkale Harekatı'nı işleyen bir öykü işliyor. Aynı Churchill 1914'te, 1915'te Boğaz'ın zorlanarak geçilmesi projesini ısrarla sonuna kadar götürüyor. Fikir yeni değil. Çar 2. Nikolay savaşın başlaması üzerine bu harbin Çanakkale sahillerinde ecdadımız tarafından bize vasiyet edilen tarihi emellerinin gerçekleşmesine imkan vereceğine inanıyorum diyordu. Rusların o tarihi emelleri boğazlara sahip olup sıcak denizlere inmek. İngiltere'nin ise Osmanlı'nın bütün topraklarını, özellikle de Irak petrollerini ele geçirmekti. Irak'ın Osmanlı topraklarında olması İngiltere için tehdit oluşturuyordu. Yine son dönemde yapılan Queen Elizabeth gibi büyük gemilerde İngiltere'nin petrol ihtiyacını iyiden iyiye artırmıştı. Ve İngiltere petrol kaynaklarının güvenliğini sağlamak istiyordu. Eğer siyasi başkentimiz Londra, ekonomik başkentimiz İstanbul olmazsa 28 milyon kilometre kareye yaymış olduğumuz Güneş Batman İmparatorluk İskambil kağıdından kule gibi devrilir. Alman Kralı 2. Wilhelm'in İstanbul'daki büyükelçisi Bangenheim'a verdiği şu talimatsa tarafsız kalmaya çalışan Osmanlı'yı nasıl bir tuzağın beklediğini gösteriyordu. Osmanlı kabinesinin bütünüyle muvaffakatini almak mümkün olmadığı takdirde ordu ve donanmanın ani bir emrivaki yaratması suretiyle Türkiye savaşa sokulmalıdır. Bu emrivakinin olması gecikmedi. İngilizlerden kaçan Goben ve Brestav adlı iki gemi Osmanlı'ya sığınıyor. Osmanlı da bu gemileri satın aldığını mecburen açıklıyor. Üzerlerine çekilen bayraktan başka her şeyleri Alman olan bu gemiler bir süre sonra Karadeniz'e çıkıp Rus limanlarını bombalayınca da Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yanında savaşa dahil olması kesinleşiyor. Bir sonbahar günü verdik ilk şehitlerimiz. İlan edilmeyen bir savaşın. Kaybedilen ilk masumları olarak düştüler toprağa. Sinsi bir saldırının, korkak bir hücumun kurbanıydılar. Daha savaş ilan edilmeden, daha kılıçlar çekilmeden kınından, Birleşik donanmalarıyla vurdular Seddülbahir'i. 86 can, 86 civan, 86 gül soldu. Bu yiğitlerimiz Çanakkale muharebelerinin ilk şehitleri oldu. 3 Kasım 1914'te yapılan bu saldırıdan sonra biz de itilaf devletlerine karşı savaş ilan ediyor ve boğazlara karşı beklediğimiz saldırılar için hazırlıklarımızı hızlandırıyoruz. Müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa bu hazırlıkları titizlikle kontrol edip denetliyordu. İtilaf devletleri ise biraz da Deniz Bakanı Winston Churchill'in baskılarıyla boğazları sadece donanmayla geçebileceklerine inanıyor, bir kara ordusuna ihtiyaç duymuyor. Amiral Carden ise Churchill'e bir ayda Marmara'ya geçerim diyor ve bunun için hazırladığı planın ilk hamlesi için 19 Şubat 1915'te bir saldırı gerçekleştiriyordu.
O gün giriş savunma sistemimiz oluştu. Kumkale, Seddülbahir, Orhaniye ve Ertuğrul tabyaları sabahtan akşama kadar bombaladı. Bu bombalamayla yapılacak asıl saldırı da donanmanın boğazdan içeri kolay girmesi amaçlanıyordu. Sonraki günlerde ara verilerek yapılan saldırılarla da taraflar birbirinin gücünü ölçüyordu. Kardın 2 Mart'a kadar sürdürdüğü bu saldırılardan sonra kendinden emin, Londra'ya çektiği telgrafta şöyle diyor: havalar iyi giderse 15 gün sonra İstanbul önlerindeyim. Çünkü donanmadan bakınca her şey yolunda gidiyor. Karşılarında aldıkları ağır yenilgilerle afallayan bir ülke bu. Hesapsız planlar ordularımızı kırıyor. Osmanlı askerleri Sarıkamış harekatında karlar, Kanal harekatında ise kumlar altında kalıyor. Enver ve Cemal paşaların zafer hayalleri seraba dönüşüyor. Memleketin her köşesi yangın yerine dönmüş. Bu yangın boğazda nöbet bekleyen askerimizin yüreğini dağlar olmuştu. İşte yüreği dağlı bu askerlerden yüzbaşı Tophaneli Hakkı ve Hafız Nazmi Bey 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusrat Mayın gemisiyle Erenköy koyuna gelirler. Elde kalan son 26 mayını oraya 12. mayın hattı olarak kıyıya paralel döşer. İşte geliyorlar. Binlerce yıl önce istilaya gelen atalar gibi. Hırslı, kindar ve kibirliydiler. Bugün Troya surlarına dayanan Akalı komutan Agamemnon yok. Ama Agamemnon adında bir zırhının yanında 15 tane daha savaş gemisi, 4 kruvazör, 14 muhrib, 21 mayın tarama gemisi ve 6 denizaltıyla 6 uçağı taşıyan bir gemi var. İmha gemisi, muhripler ve gambotlarla sayısı yüzü geçen bu tarihin en büyük donanması saat 10.05'te boğazdan girmeye başladı. 3 grup halinde sıralıydı. İlk grupta merkez tahkimatımızı uzaktan vuracak Amiral de Robe komutasındaki İngiliz zırhlıları. İkinci grupta 5-6 kilometreye kadar yaklaşıp merkez tahkimatımızı imha edecek Fransız zırhlıları. Üçüncü grupta ise yine İngiliz gemileri vardı. Bunlardan başka her grubun yanında mayın koruması için mayın tarama gemileri, orta bölgedeki küçük Türk topçusunu sindirecek kruvazörler ve muhripler bulunuyor. İlk atış 11.15'te yapıldı. Sonra merkez tahkimatımıza karşı şiddetli bir bombalama başladı. Anadolu ve Rumeli Hamidiyeleri, Rumeli Mecidiyesi ve namazgah tabyaları ateş altındaydı. Türk tabyalarına, merkez tabyalarına, Kilit Bayır ve Çimenlik'te bulunan 14 bin yarda mesafede ve duruyorlar. Durduktan sonra ateşe başlıyorlar. Bu önemli tabii bir mesafe. Çünkü Türk topları işte Boğaz'ın dar yerinde bulunan tabyalarda 12-13 kilometre kadar bir etkili menzilleri var. Bunlar aşağı yukarı 1 kilometre kadar Türk menzilinin dışında duruyorlar ve bu mesafeden ateş açıyorlar. Türk tarafında ise menzilleri dışında kalan bu gemilere cılız sop atışlarıyla cevap veriliyor. Yaklaşmaları
etkili top atışı menziline girmeleri bekleniyordu. Şimdilik ufak toplarla atışlar yapılıyor. Bu atışlarla mayın tarama gemilerinin ileri sokulup mayınları sökmeleri engelleniyordu. Bu tek taraflı atışlardan sonra Amiral de Robec, Fransız zırhlılarına merkez tahkimatımızı ima etmek için ileri emrini verdi. Bunun üzerine Fransız zırhlıları İngilizleri geçerek birinci sıraya yerleştiler. Bu gemiler artık etkili atış menzilimize girmişlerdi. İşte asıl çarpışma da o zaman başladı. Düşmanın 276 topuna 78 topla karşılık vermeye çalışıyorduk ama etkili atışlarımız İngiliz ve Fransız zırhlarını sarsıyor. Gemilerde yangınlar çıkarıyor. Emirler emirleri. Top sesleri tekbir seslerini kovalıyor. Gemilerden atılan toplarsa tabyalarımıza isabet ettiğinde canlar alıyor. Toplarımız ya toprak altında kalıyor ya da hasar görerek kullanılmaz hale geliyor. Bu da bir süre sonra top atışlarımız da azalmaya sebep oluyor. Ateş gücümüzdeki bu azalma de Robec'in son hamlesini planladığından 1,5 saat önce yapmasına neden oluyor. En arkadaki İngiliz zırhlarına ileri geçin emri veriyordu. İşte düşmanın kaderini belirleyecek anlardan biri başlamış, arkadan gelen İngiliz zırhlarına yer açmak için kayan Fransız zırhları Erenköy koyundaki trafiği karıştırmıştı. Bu koyda ise 10 gün önce Nusrat mayın gemisiyle dökülen ve şu ana kadar bütün kontrollere rağmen fark edilemeyen mayınlar kendilerine çarpacak zırhları bekliyordu. Bu mayınlardan habersiz donanma amirali savaşı kazandığını düşünüyor. 5 sayını Marmara Denizi'nde içme hayalini kuruyor. İşte tam da bu anlarda donanmadakilerin kanını donduran bir batış bütün dengeleri değişti. Türk topçusunun ateşinden hırpalanmış olan bu ve varlığını bilmedikleri mayınlara çarpıp 3 dakikada... İçindeki 604 kişiyle boğazın serin sularına gömülmüş. Donanmadaki korku ve dehşet dalga dalga yayılarak amiral gemisi Queen Elizabeth'teki General de Robec'e kadar ulaşıyor. Donanma için felaket bununla da kalmadı. Bir süre sonra Huey gemisini sulara gömen kader Irresistible gemisini de yakalıyor. O da topçu ateşleriyle iyice sersemledikten sonra intihar eder gibi Nusrat'ın döktüğü mayına çarparak batıyordu. Boğazın tepelerinden gelen ateş kulleleri derinliklerdeki mayınlarla birleşip bir kabus gibi donanmanın üstüne çökmüştü. Türk topçularının usta atışları ve tabyaların konumları iyi bir hazırlık ve usta bir planın izlerini taşıyor. Seri atışlar bu batan kibirli zırhların yanında 4 zırhlıyla savaşamayacak hale sokmuştu. Artık çarpışmanın kaderi belirlenmiş oluyordu. Son darbe Mecidiye tabyasında tozların toprakların arasından doğrulan bir yiğitten. Havranlığın başı Koca Seyit'ten geliyor. 275 kiloluk mermiyi milletinin yere düşen bahtını kaldırır gibi kaldırıyor, kucaklıyordu. Bu ilk atış boşa gidince bir daha, o da olmayınca bir daha deniyor. 3. denemede mermi Ocean gemisinin dümenine isabet edip
Onu da bir akıl hastası gibi mayınlara doğru sürüklüyordu. Ocean gemisi bir süre sonra mayınlara çarpıp batarken onunla birlikte donanmanın boğazı geçme hayalleri de sulara gömülüyordu. O 18 Mart günü akşam karanlığı basarken manzara şuydu. Yenilmez kabul edilen muhteşem donanma hırpalanmış, yaralanmış, üç büyük zırhlısını geride bırakmış. Artık kendileri için bir cehennem andıran boğazdan uzaklaşmaya çalışıyordu. Amiral de Robeck'in İngilizlerin meşhur beş çayını Marmaralı içme hevesi kursağında kalmıştı. Seferberlik emriyle birlikte yapılan titiz çalışmalar, donanma saldırılarını takip ederek çıkarılan dersler, Türk askerinin sabrı, tevekkülü ve cesaretiyle birleşmiş. Yenilmez denilen tarihin bu en büyük donanması ağır kayıplar vererek muharebe sahasından çekilmişti. Bu sonuç İtilaf devletleri açısından kolay inanılacak ve kabul edilebilecek gibi değildi. Türk askerinin gücünü hafife almışlardı. Bu yanılgının cezasını da yenilginin ıstırabı ve utancıyla ödeyeceklerdi. Bir anlamda petrollere konmak üzere yapılan yanlış hesap daha Bağdat'a gitmeden boğazın sularından dönmüştü. Ne yazık ki kraliyet donanması üzerine düşeni yapamadı. Çünkü mayın tarlaları ve mobil silahlar donanmaya büyük hasar vermişti. Bu başarısız denemeden sonra müttefikler kara harekatının gerekliliğini anladı. Ancak bu şekilde Osmanlı'nın mobil silahlarına karşı durulabilir ve mayınlar temizlenebilirdi. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dünyanın o güne kadar oluşturduğu en büyük donanmasına karşı kazanılmış bir zaferdir. İngiltere-Fransa ortaklığının boğazı aşamayacaklarını gösteren bir belgedir. İşte bu Osmanlı Devleti'nde, Türk askerinde o denli olumlu yankılar uyandırıyor ki 200 yıldır zafer yüzü görmemiş Türk ulusu 18 Mart'la bu denli büyük iki devletin en büyük donanmasını saf dışı ediyor, geri püskürtüyor. Yani yeniyor. Churchill askerlerimizin bu heybetli donanmayı görünce tabiyaları bırakıp kaçacağını düşünüyordu. Yanıldığını anladığında şaşkınlığını şu cümleyle ifade ediyordu. Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısında adeta bir kale gibi dikilmişlerdi. Bugün Çanakkale'nin sakin sularını seyreden birinin tarihte burada ne muazzam bir muharebenin cereyan ettiğini anlaması için kafasını kaldırıp Kilitbahir Kalesi'nin üzerindeki şiiri ruhuyla okuması gerekmektedir. Doğru yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sakin yığ bir vatan kalbinin attığı yerdir. Tarihe 18 Mart kahramanı olarak geçen Cevat Bey, o gün çekilen düşman gemilerini Dardanos tepesinden seyrediyordu. Yüreğinde o gün şehit düşen Üsteğmen Hasan'ın huzuru, bir Türk komutanının ruhunda yatan milletine olan sarsılmaz inancıyla şöyle diyordu. Gittiler. Geçemediler. Geçemeyecekler. Boğaz'ın sadece donanmanın zorlamasıyla geçilemeyeceği anlaşılmış. Ölüm kusan Türk batarya ve tabiyalarının susturulması için başka bir yol aranmaya başlanmıştır. Bu yol 22 Mart 1915'te üst düzey komutanların
Limne Adası'nda yaptıkları toplantıda kararlaştırılır. Hamilton bu kararı hükümetine şöyle bildirecektir. Doğu'da şerefimizi sağlamak için bir sefer kuvveti göndermek tek çaredir. Hükümetinin olurunda alan Hamilton, birliklerin tertiplenip gemilere yerleştirilmesini bizzat kontrol etmek üzere ana üsleri olan İskenderiye'ye doğru yola çıkar. Aynı gün İstanbul'dan Çanakkale'ye kalkan vapurda da yeni kurulan ve Gelibolu'nun savunmasını üstlenecek olan 5. Ordu'nun Alman komutanı Liman von Sanders vardır. İki tarafta tarihin bu en büyük savaşı için hazırlıklarına başlamıştır. Nisan 1915'te Queen Elizabeth gemisinde İskenderiye'den Hamilton'ın da katıldığı bir toplantı yapılır. Bu toplantıda İtilaf Kuvvetlerinin komuta kademesi çıkarma planlarına son şeklini verecektir. Türk tarafında ise yapılacak savunma ve tahmin edilen çıkarma noktaları konusunda görüş ayrılığı vardır. Türk komutanlar özellikle Mustafa Kemal ve Esat Paşa düşmanın çıkarmayı Seddülbahir ve Arıburnu'ndan başlatacağına inanıyor. Liman von Sanders ise çıkarmayı Rumeli yakasında Saros Körfezi'ne, Anadolu yakasında ise Kumkale ve Beşike bölgesine bekliyordu. Üçüncü kol ordu Kabatepe'nin güney ve kuzey sahilleriyle Seddülbahir koylarını en ehemmiyetli çıkarma yerleri olarak takdir ettiler. Çünkü Boğaz'ı zorlayan güçlerin amacı Boğaz'ı aşmak ve merkez tabiyaların arkasını almaktır. Merkez tabiyaların arkası Kilitbahir platosu zapt edildiği takdirde alınır. Türk komutanlarının hazırladığı ve uyguladığı planda çıkarma yerleri değerlendirilmiş. Bu çıkarma yerlerini kuvvetli tutup düşmanı karaya ayak bastırmadan yok etme hazırlanmış. Liman Paşa bunun tam tersi bir uygulama içerisine girer. Sonuç itibariyle Liman von Sanders'in planı uygulanacak. Birliklerin önemli bir kısmı Rumeli yakasında Saros Körfezi'ne, Anadolu yakasında ise Kumkale ve Beşike bölgelerine konuşlandırılacaktır. Seddülbahir ve Kabatepe bölgesine ise sadece iki piyade taburu kalmıştır. Artık memleketin kalbi Çanakkale'de atmakta, yurdun her köşesinden gönüllüler payitahtı korumak için akın akın Gelibolu'ya koşmaktadır. Eğitimli eğitimsiz, genç yaşlı, köylü şehirli, bir yığın gönüllü dönemeyeceklerini bile bile yollara düşmüştür. Herkes son kaleyi ayakta tutmaya, vatana kurban olmaya hazırdır. Analar oğullarının saçlarını kınalıyor, babalar sırtlarını sıvazlıyor, yavuklular hasret dolu bakışlarla uğurluyorlar. Demek gideceksin, kesin kararlısın. Gitmek zorundayım. Tarihim, atalarımın aziz ruhu, vücudumun her zerresi adeta emrediyor. Gitmeliyim. Bu benim tarihe karşı borcum. Geleceğime mirasım. Ya dönemezsem? Ya bir daha seni göremezsem? Bunları düşünmedin mi sanıyorsun? Sana olan sevgimi biliyorsun. Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum.
İşte o yüzden gitme diyorum. Annen, okulun, ben... Her şeyi bırakıp gidiyorsun. Gidiyorum. Çünkü vatan tehlikeli. Artık ne okul, ne ana, ne yar. Vatan elden giderse hangimizin bir anlamı kalacak ki? Selamun aleyküm Rüstem amca. Oo, ve aleyküm selam Ahmet. Gidiyorsun demek. Gidiyorum Rüstem amca. Helallik almaya geldim. Bizden yana helal olsun oğul. Sen de helal. İnşallah gittiğin gibi dönersin. Bizim için dua etmeyi unutma. Dualarımız sizinle evlat. Allah'a ısmarladık. Ha Rüstem amca. Annem alışveriş yapacak. Ne isterse ver. Gelince hallederiz. Gönlünü ferah tut oğul. Gözün arkada kalmasın. Allah'a emanet ol. Allah'a ısmarladık. Düşman donanması 19 muharebe, 11 kruvazör, 27'si muhrip olmak üzere 95 parçayı bulan gemiler. Bunların taşıdığı 75 bin askeri, 15 bin hayvanı ve 3 bin arabasıyla çıkarma harekatına başladı. Bunların yanında 35 uçağı ve bu uçakları taşıyan gemisi, 140 adet topu, 12 denizaltısı ve savaşa peyderpey süreceği 400 binin üzerinde askeri vardı. Çıkarma 5 ayrı bölgeden başlamıştı. Anadolu yakasında Beşikeler ve Kumkale. Rumeli yakasında ise Seddülbahir, Arıburnu ve Saros Körfezi'ne. Bu 5 çıkarmadan 3'ü gösteri çıkarmasıydı. Asıl çıkarma Seddülbahir ve Arıburnu'na yapılacak ve karşılarında Seddülbahir'de sadece bir tabur, Arıburnu'nda ise bir bölük bulacaklardır. Türk komutanları, özellikle de Mustafa Kemal ve Esat Paşa'nın tahminleri doğru çıkmış, çıkarmayı Saros Körfezi'ne bekleyen Liman von Sanders Paşa yanılmıştı. Arıburnu'na saat 04.30'da başlayan çıkarma baskın tarzında. 3 savaş gemisi ve 7 muhrip eşliğinde başlayan çıkarmaya daha sonraları su arıtma gemisi, hastane gemisi gibi lojistik desteği sağlayacak birçok deniz aracı da katılmıştı. Kıyıya çıkan 4000 kişiye direnecek Türk askerinin sayısı ise sadece 160'tı. Sabahın altısını gösterdiğinde kıyıya çıkan Anzak askerlerinin sayısı 8000'i bulmuştu. Merkez tepe, kırmızı sırt ve kanlı sırt çıkarma birliklerinin eline geçmişti. Aynı saatlerde Seddülbahir'e yapılan çıkarma ise 5 ayrı koya bağıra çağıra başlamıştı. Buradaki direnişin en şanlı noktası Ertuğrul Koyu olmuş. Buraya özel önem veren çıkarma komutanı yarım saatte 4650 top mermisiyle koyu cehenneme çevirmişti. Bombalar süreyince de yüzen adalara benzeyen gemiler göründü. Nihayet yüz yüze, erkek erkeğe bir mücadele başlayacaktı. Yahya Çavuş emir verilmeden ateş açılmamasını özellikle tembih etmişti. Çıkarma birlikleri karaya yaklaşırken yapılan cehennemi bombalamadan kimsenin kurtulamayacağını düşünüyorlar. Yine de bir truva atı planıyla hazırladıkları kömür gemisi River Clyde kıyıya yaklaşıyor. Bu gemide çıkarma birliğinin olacağını kimse tahmin edemez diye düşünülüyordu. Askerler River Clyde'dan inmeye başladılar. Kıyıya 20 metre yaklaşıncaya kadar her şey yolunda. Çıkarmanın çok başarılı geçeceği hissi herkes de hakim olmuştu. İşte Yahya Çavuş komutasındaki 63 kişinin isabetli atışları o anda başladı. Türk askerleri nişan alıyor. Neredeyse atılan her mermi hedefini buluyor
Çah bir asker, çah! Onlara emir veren bir komutan kanlar içinde sulara yuvarlandı. Tilikalar batıyor, batmayanların üstü kızıl kanlara boyalı askerlerle ağırlaşıyordu. River Clyde'dan kafasını çıkaramayan askerler komutanların tehditleriyle çıkmaya zorlanıyor ama gösterilen tüm çabalara rağmen çıkarma tam bir felakete doğru gidiyor. Bu manzara hava komodoru Albay Sampson'ın gözlem raporuna şöyle yansıyacak. Aşağı baktığım zaman durgun mavi denizin sahilden 50 metre açığa kadar olan kısmının kandan kıpkırmızı kesilmiş olduğunu gördüm. Korkunç bir manzara. İngilizler bu atışlardan o kadar çaresiz bir duruma düşmüşlerdi ki karşılarındakilerin bir avuç insan olabileceğine asla inanmadılar. Bu çıkarmadan sağ kurtulanların anılarında ise Türklerin makineli tüfeklerinden bahsedilecekti. Oysa o sabah Yahya Çavuş ve arkadaşlarının elinde eski piyade tüfekleri ve el bombalarından başka hiçbir şey yoktu. Buna rağmen İngilizlerin meşhur 29. tümeni, donanma toplarının yanında sahip olduğu 40'ı makineli binlerce tüfeğe rağmen 12 saat boyunca kıyıda çakılı kalmış, oradaki küçücük bir tümseyin arkasına sığınarak hayatta kalmaya çalışmışlardı. Yahya Çavuş ve arkadaşlarının bu kahramanca direnişi, diğer koylardan çıkan düşman birliklerinin Ertuğrul koyunu arkadan çevirme ihtimali kaçınılmaz oluncaya kadar sürmüştü. Yahya Çavuş esir olmamak için çekilince tabur komutanı Mahmut Sabri'nin dinlen önerisini reddedecek, alnımıza Balkan Savaşı'nda sürülen lekeyi temizlemeden dinlenmek bana haram diyecektir. İşte bu kahramanların, bu topraklar için toprağa düşme şerefine ulaşmak isteyen vatan evlatlarının direnmeleri dönüm noktası olacak. Onlar ölene kadar geçen sürede gerideki birliklerimiz yetişecektir. Bu birliklerden ilki Yarbay Şefik Aker'in kumanda ettiği 27. alaydır. Şefik Bey belki de bütün yarımadada asıl çıkarmanın Seddülbahir ve Arıburnu'na yapıldığını fark eden ilk komutandı. Saatler 07.55'i gösterirken bağlı bulunduğu 9. tümene bilgi notu gönderiyor. Notta düşmanın Arıburnu sırtlarını işgal ettiğini, 19. tümenin de derhal Kocaçimen bölgesini tutması gerektiğini bildiriyor ve ekliyordu. Ben de 27. alayla Allah'ın lütfuna sığınarak taarruza başlıyorum. Bu düşmana yapılan ilk taarruzdu. Şefik Aker'in notu tümen komutanı aracılığıyla 19. tümene yollanıyor. Ama bu not 19. tümen komutanı Mustafa Kemal'e ulaşmıyor. Çünkü Mustafa Kemal bu not gelmeden 10 dakika önce bir dağ bataryasını yanına alarak karargahının bulunduğu Bigalı köyünden Koca Çimen Tepe'ye hareket etmiş. 57. alaya da ilerle emrini vermişti. İhtiyat birliği olup doğrudan Liman Paşa'ya bağlı olan Mustafa Kemal'in emir beklemeden harekete geçmesi bu çıkarmanın dönüm noktalarından biri olmuştur. Çünkü 27. alay düşmana taarruz ederken alayın komutanı Şefik Bey'in gözü Koca Çimen Tepe'deydi. Bu tepeye çıkmaya başlayan Anzak Birliği 27. alayı sağ yandan saracak ve durum çok daha tehlikeli bir hal alacaktı. İşte 57. alay böyle kritik bir zamanda Koca Çimen Tepe sırtlarında görülecek. Ve Şefik Bey'in kumanda ettiği alayla birlikte yaptıkları taarruzda düşmanı Kanlı Sırt, Kırmızı Sırt ve Yüksek Sırt'a kadar atacaklardır. Yıllar sonra Mustafa Kemal 57. alayı şöyle anacaktır. Görüyordum ki onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler. Çanakkale savaşlarının kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. alay vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman alayı hayranlık, minnet ve rahmet anlıyor.
Şefik Aker'in o güne ilişkin değerlendirmesi ise çok nettir. Çanakkale Boğazı'nın düşme felaketini Mustafa Kemal'in inisiyatifi ve 27. alayın cüretkâr taarruzu önlemiştir. O gün Mustafa Kemal'in taarruz emrini verirken söylediği söz, belki de Çanakkale'nin neden geçilemeyeceğinin de ipucunu vermektedir. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. İşte ölmeyi emredebilecek kadar askerine güvenen komutanlar ve vatanları için ölmeyi becerebilecek kadar fedakar askerler sayesinde 25 Nisan günü düşman ilerleyememiş, kıyılara çakılıp kalmıştır. Hatta daha o gün bile çekilmek isteyen birlikler olmuş ama donanmanın bunu ancak 2 günde yapabileceğinin söylenmesi üzerine kıyılarda tutunmaya mecbur kalmışlardır. Eğer gemilerden atılan cehennemi toplar olmasa kıyılarda bile tutunamayacaklardı. Türk askerinin daha evvel savaştıkları sömürgeci askerlerden farkını anlayan Hamilton daha sonraları şöyle diyordu. Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen asil Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz. 1914 yılına kadar İngiliz İmparatorluğu kolonilerle savaşmaya alışmıştı. Ve bunun da diğerleri gibi bir koloni savaşı olacağını düşünüyorlardı. Bir zaman sonra anladılar ki Türkler vatanlarını korumak için savaşıyor. Bir başka İngiliz general Oglander'ın tespiti ise kulaklara küpe olacak cinsendir. Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu özelliklerin layıkıyla takdir edilmemiş olması İngilizler için felaket olmuştur. Oysa bu gerçeği anlayabilmeleri için daha ilk gün 26. alayın 3. taburunu görmeleri yeterliydi. Bu tabur Seddülbahir'de kendilerinden 10 misli fazla istilacılara 32 saat boyunca yardım alamadan direnmişti. Çıkarma kuvvetleri yapılacak çıkarmanın çok kolay olacağını, çok küçük bir direnişle karşılaşacaklarını ve kısa zamanda siperleri geçeceklerini sanıyorlardı. Ancak atladıkları önemli bir şey vardı. Türk askerinin gücü, cesareti ve vatanını savunma yeteneği. Şimdi iki tarafta uzun süreceği belli olan muharebenin hazırlıklarına başlamalı. Siperler kazılmaya, siperlerin önünü kum torbalarıyla destekleyip dikenli tel çekmeye, sargı yerleri, fırınlar kurmaya, su kaynakları tespit edip kullanıma sunmaya, muhabere hatları oluşturmaya başlandı. Bütün bunlar yapılırken de göğüs göğüse mücadeleler devam ediyor, bir siperin gün içinde bazen birkaç defa el değiştirdiği oluyor. Askerler ölen arkadaşların üzerinden atlayarak taarruz ediyor. Yaralıların inlemeler yürekleri kanatıyor. Tek bir sesleri Gelibolu'nun en izbe derelerine yankılanıyor. Avustralyalı askerlerin deyimiyle Türkler mertçe savaşıyor. Bu Türk, Kanal Harekatı'nda kolayca yendikleri Abdül'e hiç benzemiyor. Savaşırken her türlü takdirin üzerinde kahramanlık gösteren bu askerler, savaşa ara verildiği anlarda ya nöbet bekleyerek, ya bir parça uyumaya çalışarak, ya da ailelerine mektup yazarak oyalanıyor. Payitahtımın nazlı dilberi, ey güzel hayal. Bugün yine pek zorlu ve pek çetin geçen bir taarruzdan sonra sabah kaybettiğimiz siperleri geri aldım. Taarruz pek kanlı oldu. Hücum emriyle siperlerden fırladı. Kah koşarak, kah yatarak, kah sinesini aziz Türk topraklarına sürerek ve nihayet önden gitmiş olanların henüz sıcak cesetlerini geride bırakarak öle öle, azala azala devam eden taarruz, kaçan düşmanın boşalttığı siperlerde son buldu. Sağımızda solumuzda yükselen iniltiler, tüfek ve tekbir sesleri arasında boğuluyor, şehit olan erlerimizin metanet ve ibadet edercesine hayattan ayrılışları, çevrelerine saygı ve intikam telkin ediyordu. Hücum ederken aklıma öleceğim geldi. Ürperdim. Ama vatanı düşman ayakları, camileri haç gölgesinde görmektense,
genç hemşirelerin namusları ayak altına alınmak, ihtiyar annelerin beyaz saçları hakaret edilmektense senin, özellikle senin ey güzel hayal, düşman kucağında çırpındığını duymaktansa bayrağım gibi kırmızı kanlara boyanarak ölmeyi istedim. Müttefik orduları Seddülbahir bölgesinde çıkarmadan iki gün sonra Alçıtepe'ye ulaşabilmek için bir taarruz başlattılar. Birinci Kürte Savaşı denilen bu taarruzda başarı sağlayamadılar. Türk ordusunun saldırganları mevzilerine tam yerleşmeden atmak isteğiyle düzenledikleri 1-2 ve 3-4 Mayıs taarruzları da istenilen sonucu vermedi. Bu saldırılar hem Seddülbahir hem de Arıburnu'nda yapılmış, özellikle Arıburnu'nda Queen Elizabeth sırlısının topları ve makine tüfekler askerlerimizin toplu halde ölmelerine sebep olmuştu. Müttefiklerin yorulan Türk askerlerinin toparlanmasına fırsat vermeden yaptığı 6-10 Mayıs saldırısı tarihe 2. Kürte Savaşı olarak kaydedilecektir. Başarısız olan bu saldırıların arkasından düzenlenecek olan 3. Kürte Muharebelerini 21-22 Haziran 1. Kereviz'de, 28 Haziran 3 Temmuz arası da Zığındere boğuşmaları izleyecektir. Bunlardan istediği sonuçları elde edemeyen müttefikler 5 Temmuz'da ikinci kez Zığındere'ye ve 12-13 Temmuz tarihlerinde de tekrar Kerevizdere'ye taarruz ettiler. 10 Mayıs'ta Çanakkale'ye gelen Enver Paşa, İstanbul'a döndükten 3 gün sonra denetleme sonuç emrini gönderdi. Bu emirde Seddülbahir'e bir millet savunmayı uygun buluyor ama Arıburnu'nda taarruzda acele edilmeli diyordu. Bunun üzerine Arıburnu'nda bir baskın taarruzu yapılmasına karar verildi. İşte hava hakimiyetinin önemi o günde ortaya çıkacak. Ve teyyarelerle yapılan keşiflerle Türk ordusundaki hareketlenme tespit edilecekti. Bunun üzerine İngilizler burayı yeni askerlerle tamir edip dikenli tellerle ve ağır makineli tüfeklerle güçlendirecekler. Türkler, annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı dizeleriyle başlayan vatan marşını söyleyerek saldırıyor. Bu marşın, sütüm sana helal etmem saldırmazsan düşmana dizeleriyle iyice coşuyor. Ama hem donanmanın yaşı hem de ağır makineli tüfeklerin mermileri buraları bir ölüm tarlasına çeviriyor. Binlerce askerimiz bir daha açmamak üzere gözlerini kapatıyor. Atatürk'e biz Çanakkale'de bir Darülfünun kaybettik dedirten yer işte burası. Çıkmayın, top ateşi var. Sağ komaz bu Meret. Şuraya yatıralım, çok ağır garip. Top mu geldi? Yok, hücuma kalkarken makineli tüfek kurşunu yedi. Bir şey mi hissedin oğlum? Su mu? Su mu vereyim sana? Peki evlat. İç oğlum, rahatlatır biraz. Ne dedin? Beni düşman siperine attın. Ben Allah'ımı düşman siperinde kavuşmak istiyorum. Hayırlı işler Rüstem amca. Başın sağ olsun kızım. Siz sağ olun Rüstem amca. Şehitlere o kadar alıştık ki artık. Ahmet mahallemizin 3. şehidi oldu. Bir şey mi eksikti kızım? Hatice ana yolladı. Hesap varmış. Ne kadar olduğunu sor da kapatalım dedi. Kapatmazsak Ahmet'in kemikleri sızlarmış. Hesap Çanakkale'de kanla ödenmiştir.
Bugün rahat döşeklerimiz, korkusuz uykularımız varsa, evlatlarımızın yüzüne utanmadan bakabiliyorsa, güneş her gün yeni bir umutla doğuyorsa ufkumuzdan ve gece korkulu nefeslerle bölünmüyorsa uykumuz, diyeti Çanakkale'de peşin ödendiği içindir. Dedeler torunlarına miras olarak altın gümüş değil, ama sinesinden çıkarılan kahpe kurşunu bıraktığı içindir. Bu millet ülkesinin son kalesi Çanakkale'yi korumak için erkekçe mücadele etti. Kahpeliğe kaçmadan, yiğitçe, yüreğiyle, bileğiyle savaştı. Savaşırken cesareti, ateşkes anlarında da merhametiyle, kendilerini önceleri küçümseyen asımlarının bile kalplerini fethettiler. İşte savaşırken aslana benzeyen Türk askerinin gerektiğinde bir ana şefkatini gösterecek kadar asil ruhu, Çanakkale Savaşı'nı bir destan olmaktan daha fazlası yapmıştır. İşte bu yüzden Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin ana rahmidir. Burada yetişen komutanlar, ölmeyi becerebilen askerler, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda bu yiğitlik ve bilinçle kazanacaktır. Tıpkı 19 Mayıs taarruzunda olduğu gibi, ölüme marşlar söyleyerek gidecektir. Taarruzu sonrası karşılıklı siperlerin arası ölülerle dolmuştu. Hava sıcak olunca da ölüler kokmaya başlamış. Rüzgarlarla dağılan koku Gelibolu'nun her tarafını sarmıştı. Artık ölüleri toplamak için geçici bir ateşkes yapmanın zamanı gelmişti. İşte bugünlerde yapılan bir günlük ateşkes tarafların hem ölülerini toplayıp gömmelerini sağlıyor, hem de birbirlerini yakından görmelerine sebep oluyordu. Son nefesinde bile komutanın emrini yapmaya çalışmak ya da komutanın emriyle son nefesini vatan için vermek. İşte Gelibolu'nun her karış toprağında bu ruh hakimdi. Bu ruhu daha iyi anlayabilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün şu hatırası belki de tek başına yeterlidir. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan da geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenlerse kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Sıcak, cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan hayrete ve tebriğe şayan bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Çanakkale savaşlarındaki başarısızlık hem Fisher'ın istifa etmesine hem de Churchill'ın bakanlıktan alınmasına sebep olmuştu. Artık Londra ve Paris Çanakkale seferini iyiden iyiye sorguluyordu.
Bu yüzden sıkışan cepheyi bir an önce açıp İstanbul'a ulaşmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Hamilton'ın Haziran'da Çanakkale'yi geçmek için daha çok asker isteği Ağustos'ta gerçekleştiriliyor. 50-60 bin askerin Dimli'de toplandığı bilgisi Türk Genel Kurmayı'na da ulaşıyordu. Artık son büyük taarruz ve son büyük savunmanın tarihi yaklaşmıştı. 9 Ağustos'ta taarruza başlayan müttefik güçlerine bir sürpriz bekliyordu. Bir gün önce Anafartalar grup komutanı olan Mustafa Kemal, önceki komutan Albay Fevzi Bey'in planını değiştirmeyecek ve 9 Ağustos günü Türk birlikleri de taarruza başlayacaktı. İngiliz kuvvetleri paniğe uğrar, bozgun şekilde geriye kaçar ve 9 Ağustos 1. Anafartalar zaferi kazanır. Mustafa Kemal'in bu İstanbul'u kurtarışının üçüncüsüdür. İlk 25 Nisan'da kurtarır, ikincisini 7 Ağustos'ta kurtarır, üçüncüsü de 9 Ağustos Anafartalar zaferi. O gün İngilizler için tam bir felaket oluyor. 50 bin askerinin 18 binini kaybederek yazları kuruyan Tuz Gölü'ne, hatta denize kadar kaçıyorlardı. 15 Ağustos'ta Hamilton adeta yenilgisini ilan eden 100 bin kişilik yeni asker istedi. Bu isteği Londra'da soğuk duş etkisi yaptı. Hamilton asker beklerken sadece komutanları değiştirme yetkisi alabiliyordu. Çanakkale'nin geçilemeyeceği iyiden iyiye anlaşılmaya başlanıyordu. 11 Kasım'da bizzat incelemeye gelen Savaş Bakanı Kitchener'ın bir dizi toplantıdan sonra harp dairesine sunacağı teklif çekilelim olmuştu. İşte İngiliz hükümeti bu tavsiyeyi 7 Aralık 1915'te dinliyor ve çekilme kararı alıyordu. Artık Çanakkale muharebeleri bitmiş, muharebenin galibi Türkler olmuştu. Müttefik kuvvetleri çekilme işini ustaca yapmışlar. Hiçbir zayiat vermeden 19 Aralık 1916'da Aribonlu'nda, 9 Ocak'ta da Seddülbahir'den ayrılmışlardı. Dünyanın en büyük iki imparatorluğunun güçleri kaçarken zayiat vermemelerini büyük bir başarı sayarak sessiz sedasız gittiler. Bir yüzbaşının çekilirken defterine düştüğü notlar aslında Gelibolu'daki muharebeyi onlar açısından özetliyordu. Tezat'ın farkına varmamak imkansızdı. O parlak Ağustos sabahı savaş azmi, gayreti ve arzusuyla dolu 750 mevcutlu taburun o karanlık Aralık gecesinde yüzün altında bir mevcutla canından bezmiş, kirpas içinde hayalleri yıkılmış sıvışıyor. Geride bıraktıklarımızdan utanıyorum. Beşlerin yaptığı hiçbir savaş Çanakkale ile ölçemez. Bu müthiş bir savaştır ve eşi ve benzeri olmayan bir savaştır. Bu açıdan bugüne intikal eder ve bugün işte ondan ders alınabilecek çok büyük bir boyutları vardır. Çanakkale muharebeleri bu coğrafyada yaşayan insanların ilk defa bugün anladığımız anlamda millet mevhumunu kavradıkları yerdir. Çanakkale, Kuvayi Milliye ruhunun doğduğu yerdir. Türk ulusuna milli mücadelede başarıya ulaştıracak bu psikolojik etkinin yanı sıra güveneceği bir insan da kazandı. Peşinden koşabileceği bir insan kazandırdı. Mustafa Kemal ismi. Ve bugünkü varlığımızı da, varoluşumuzu da bu anlamda direkt olarak Çanakkale muharebelerine bağlıyorum. Çanakkale şehitleri ve gazileri sayesinde bugün buradayız. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Daha Çanakkale Savaşı'nın sonuçları devam edecektir. Bu zaferin gelecek kuşaklara çok iyi anlatılması gerekiyor. Çanakkale bir kalabalığı millet yapabilecek bir savaş. Bir gün şafakla birlikte topraklarımıza, insanlarımıza, mukaddesatımıza saldırmışlardı. İşlerinde nereye,
niçin geldiğini bilmeyen masum zavallılar da vardı. Haçlı ruhunu yüreğinin derinliklerinde gizleyenlerdi. Bir süre sonra savaştığı insanlara saygı duyanlar da oldu. Kafataslarını memleketine götürecek kadar nefret edenlerdi. Onların da susuz kaldığı, geceleri ağladıkları, isyan ettikleri de oldu. Hepsi savaş planlayıcıları kadar kinle dolu değildiler. İşlerinde savaşın çözüm olmadığını düşünenler de vardı. Başka bir cephede Türk'ün kanını akıtacak olanlar da. Zafer kazanma arzusuyla toprağımıza ayak basıp arkadaşlarını, kollarını, bacaklarını ve de canlarını bırakıp utanarak gittiler. Giderken ölü, yaralı, hastalarla kayıpları 250 bini buluyordu. Biz de 250 bin insan yitirmiştik. Aslında bu rakamlar savaşın sadece matematiksel yönü. Çanakkale'yi hırslar, taktikler, planlar, rakamlar anlatamaz. Çanakkale'yi bunlarla anlatmak aslında anlatamamaktır. Çanakkale, Seddülbahir'de direniş. Conkbayır'ında taarruz, Zığındere'de boğuşmadır. Gelibolu'nun en izbe derelerinde korku, en zirvelerinde cesarettir. Kolundan yaralanmış çavuşun kolunu keserek savaşma azmi, yaralanıp geri dönen bir erin yüzüne yansıyan utancıdır. Çanakkale, son nefesinde düşman kullanmasın diye tüfeğini bozan komutanın direnci, ölürken gülebilen erin metanetidir. Yetim hakkı, ana ahı, kimsesizlerin eyvahıdır Çanakkale. Rüzgarlarında şehit nefesi, yamaçlarında gazi menkıbeleridir. Hala mezarları olmayan, sevdiklerine kavuşamayan şehitlerimizin duasıdır. İmanın topa, tüfeğe, demire, çeliğe isyanıdır. Yoksa Çanakkale zaten geçiremeyecekti ki. Çünkü Çanakkale'de direnenler Troyalılar değil. Kosova'da, Sırp Sığındığı'nda, Niğbolu'da savaşan muzaffer insanların torunları Türklerdi. Ruhları şad olsun.